Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda yamuk konusundaki 4. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk denmiş bir de AB AD ile BC'nin toplamı olarak verilmiş. O zaman ben şuraya AD uzunluğuna A, DC uzunluğuna B diyecek olursam Ali Bey uzunluğu da neymiş? A artı B Peki burası A artı B diye yazalım. Şimdi açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde ne yapıyoruz? Paraya kenar oluşturuyoruz. Hemen oluşturalım. Şuradan bir paraya kenar oluşturacak olursam. Dolayısıyla yukarısı B ise aşağısı da B'dir. Burası da A ise burası da A'dır. E tamam A artı B'dir. E B'si buradaysa buraya da A mı kaldı? Evet. Bakın burada ne çıktı? Bir X kenar çıktı. 65 ise o zaman burası da 65. 65, 65, 130. Buraya da 50 derece kaldı. E burada da bir yöndeşlik var. O zaman X açısı da kaç derece yapar? 50 derece yapar. Dolayısıyla birinci sorunun doğru cevabı balık eseri yaptı. Geldik ikinci soruya. ABC dik yamuk ABC eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgen. 60, 60 ve 60'ı yazalım. Tamam. EF uzunluğu K iken BF uzunluğu 6K verilmiş. Bakın burası K, burası da 6K verilmiş. Sonra ne yapacağız? Şuradaki uzunlukta 4 olarak verilmiş. Ona göre ABC'de yamuğun alanı nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Hadi bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Hocam şurada bir kelebek var. Oranlamayı bizim kullanmamız lazım. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 6. Buradaki 1/6 e oranını kullanalım arkadaşım. 1/6 e ise a ise burası 6a'dır, burası x ise burası da nedir? 6x'tir. Sonra burada ne yapacağız? Bu bir eşkenar üçgen. He, bu bir eşkenar üçgen olduğundan burası 7x ile 6a birbirine eşit olmak zorunda. Hatta burası 7xken buraya da 7x deyip ona göre işlem yapabiliriz. Peki 4'ü ben nasıl kullanabilirim? 4'ü de şöyle kullanabilirim aslında ben. Şurada A'ya 6a yazdım. Hiç xleri karıştırmayayım istersen. Buradan şu dik yamuk olduğu için şöyle bir yükseklik çizecek olursam aynı zamanda bu eşkenar üçgende yüksekliği oldu. Tabanı iki eş parçaya böldü. 3A 3A böldü. E bu bir dik yamuk. E burası 3A ise yukarısı da 3A olmalı. Yani 3A eşittir. A artı 4 oldu. 2A eşittir. 4 tane A'yı da buradan böylelikle 2 bulduk. A'yı 2 bulduysak her şey çıkıyor mu? Meydana çıkıyor galiba. Evet bakalım A2 ise hocam burası 12 çıktı. Yani burası da 12. A2 ise 2 kere 3 6 çıktı burası. E sonra 90'ın karşısı bak bu e, burası 60 derece ya Z'den dolayı burası da 60 aslında. Hatta buraya da 30 kalıyor. 30'u karşı 6 60'ın karşısı da 6 kök 3. Her şey için yamuğun alanı için her şeyi ortada. Alt taban artı üst taban 18 çarp yükseklik. Çünkü yüksekliğimizde 6 kök 3 bölü 2. Bu da kaç yapıyor? 54 kök 3 yapıyor. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı C. han çıktı arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. 4, 13, 15 verilmiş. Bize bir de burada 13 var. Ha x kenar yamuk bu. x kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için önemliydi. Hemen o dikmeyi çizelim. Şuradaki dikmeyi çizdim. Buradaki dikmeyi de çizdim. Dikmeler ne yapıyordu arkadaşım? 4 burası da 4. Şuradakileri eşit parçalara ayırıyordu. E hocam bunun tamamını bilmiyoruz ama şurada da bir 15 verilmiş. Şuraya da bir a dersek burası da a ise. Arkadaşım karşımıza bir pisagor bağıntıları çıktı. Bir burada bir pisagor bağıntısı var. Şuradaki aynı olduğu için onu saymayalım. Bir de şurada bir Pisagor bağıntısı var. Hocam Pisagor bağıntılarında H her ikisinde de ortak. H kare o zaman neye eşittir? Burada 13'ün karesi eksi A'nın karesine eşittir. Bak dik üçgendeki muhabbeti kullanıyoruz burada. Burada nedir? 15'in karesi eksi şurası. Yani 15'in karesi eksi A artı 4'ün karesine eşittir. İşlem işlem işlemde sonuca ulaşırız. Ama bence burada bir özel üçgen var. Büyük ihtimalle bu 5, 12 13 üçgeni 13 var ya 5 12 13 yazarsam e, A yerine 5 yazmış olduk. A yerine 5 yazdığımızda burası 9 çıktı. 9 12 15 sağlaması tuttu mu tuttu. Demek ki A'yı biz buradan kaç buluruz? 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. Yani bunun tamamı X de neye eşit? X de 5 4 ve 5'in toplamı 5 4 ve 5'in toplamına eşit. O zaman cevabımız böylelikle 14 çıkar. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı Balıkesir oldu. Geldik Dördüncü soruya. 60 derece var ve yamuğun alanı isteniyor. X kenar yamuk şu dikmeler bizim için önemliydi arkadaşım. ikizkenar kenar yamukta. Hemen dikmeleri çizdik. Şu dikmeleri çizince 90, 90, 90, 90, 12 yukarısı 12. 90'ın karşısı 12 30'un karşısı 6'dır. E hocam burası da 6. Alt taban belli. Kaç yaptı? 24. Üst taban da belli. 12. 24 artı 12. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Yükseklik de 30, 60, 90 üçgeninden 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküştür. 6 kök 3 bölü 2 eşittir. Yani şu ve bu 36 18 ile 2 ile sadeleştiği zaman 18 kaldı. Bu da 18 ile 6 çarpımı yapar. O da kaç yapar arkadaşım? O da 6 kere 8 48 108 kök 3 yapıyor galiba arkadaşlar. Evet cevabımız 108 kök 3 oldu. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Eşkenar uzunlukları eşkenar uzunlukları onar birim diğer kenar uzunlukları 8 birim ve 24 birim olan bir ikizkenar yamuk. Evet. Bir ikizkenar yamuk çizelim arkadaşlar. Eş kenar uzunlukları ne verilmiş? 10 birim olarak verilmiş. Hemen çiziyoruz şöyle. 10 birim, 10 birim diye yazıyoruz ve diğer uzunlukları da 8'e 24 olarak verilmiş. Bunun yamuğun alanı, alanı nedir diye soruluyor. Eks kenar yamuk şu dikmeleri çizeceğiz kardeşim. Çizdin dikmeleri. Şu dikmeleri çizince yukarısı 8, aşağısı da 8 ve şuradaki parçalar da birbirine eşit. E 24'ten 8 çıkınca 16 kaldı. 2'ye böl. 8 8 oldu bunlarda. 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgenden 6 çıktı burası. O zaman alt taban artı üst taban. 24 artı 8 çarpı yükseklik. Yükseklik de 6 çıktı artık. Yükseklik bölü 2. Şurası 32. Şunu sadeleşince 16 16 ile 6'ın çarpımı kaç yapar? 96 yapar. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı A şıkkı oldu. Geldik 6'ya. Paralellikler verilmiş. Öncelikle şuradaki yamuktan şunu fark edebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Hocam şuradaki yamukta ne var? Bir ort taban var. Bunlar eşit ya. Yani 9 ile AB'nin toplamının yarısı 15 yapacak. O zaman 9 ile AB'nin toplamı kaç yapmalı? 30 yapmalı. Yani burası 21 yapar. 21 artı 9 bölü 2 15 olduğundan dolayı burası 21'dir. Ya da x dersiniz x artı 9 bölü 2 eşittir 15 ise x buradan 21 bulursunuz. Aynı şekilde şuradaki yamukta da bu bir orta taban çizgisi değil mi arkadaşlar? Evet. E, bu yamukta da bu bir orta taban çizgisi olduğu için şu x'in toplamının yarısı 18 ise toplamı, 18, e, toplamı 9 ise e toplamı 18 yapmak zorunda. Toplamının yarısı 9 ise toplamı 18 yapmak zorunda. O zaman burası da 3 mi oldu? Evet. Çünkü alt taban artı üst taban bölü 2 9 yapacak. E ABCD yamuğunun alanı nedir diye soruluyor. E artık bulduk. Alt taban artı üst taban toplamı 24. Çarp yükseklik yüksekliğimizde 18 bölü 2 bize sonucu verecektir. Şunlar sadeleşince 9 yaptı. 4 kere 9 36. 18 216 mi yapıyor? Evet. Dolayısıyla 6. sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu. Geldik 7'ye. Şimdi açı ve kenar aynı anda için içine girmiş paraya kenar. Böyle 150'yi parçalamak istemiyorum. Gerçi 150 ise direkt burası da 30 derecedir. Artık 150'yi de parçalayabiliriz. Sıkıntı yok. Evet şöyle isterseniz böyle de çizebilirsiniz tabii. Hadi böyle çizelim. Biz genelde 150'yi parçalamayı sevmiyoruz. 4 ise burası 4'tür. 5 ise burası 5'tir. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Çünkü niye? Dikkat edersen e, tamamı 9 olduğundan buraya da 5 kaldı. E 30 dereceye burası. Şunlar da birbirine paralel. 30 ise yöndeşitten dolayı 30. Aa ne çıktı? 30 ve ikizkenar kenar. E 30 ise buradaki açılarda kaç yapar? 180'den 30 çıkar. 2'ye böl o yapar. Yani 75 yapar. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 8'e. Bir dik yamuk verilmiş. Dik yamukta ne yapıyorsan onu yapacaksın. Hop şöyle dik dörtgeni oluşturacaksın. Oluşturdun dik dörtgeni. 4 ise yukarısı aşağısı da 4. 2 kök 5 ise burası da 2 kök 5. E burada ne çıktı arkadaşlar? Dikten dik çizildi. Öklet. Yani 2 kök 5'in karesi hemen yazıyoruz. 2 kök 5'in karesi eşittir. 4 çarpı A'dan. 4 çarpı A'dan. Burası 20 yaptı. 20 bölü 4'ten A'yı da 5 buluruz. A'yı 5 bulduk. ABCD yamuğunun alanı isteniyor. Alt taban artı üst taban. Alt tabanımız 9. Üst tabanımız 4. O zaman alan ne eşittir? 9 artı 4. Çarp yükseklik bölü 2 bize alanı verir. Burada böylekiler 2'ler gitti. 13 kök 5 mi yapıyor cevap böyle böylelikle? Evet cevabımız böylelikle 13 kök 5 oldu. Yani 8. soru edremit oldu. Geldik 9'a. Bir katlama var. Katlamada hemen eski haline geri getiriyoruz. Ki Eski halde var zaten burada. Şurası önceden 5'miş. Katladığın zaman şurası da 5 olur. Sonra burası da 13 ve bu bir ikiz kenar yamukmuş. Tamam. Şimdi burada verilen bilgileri kullanacağız. Burası 13. Hmm, burayı nasıl kullanacağız? Aa, dikkat. Sen bunu böyle katladığın zaman bu buraya gelmişse hocam şunlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit olmaz mı? Olur. A, Z'den dolayı burası da nokta açısı olur. Bak ne çıktı? Noktaya nokta x kenar. Yani burası da 5 oldu. Dolayısıyla burası da 5, burası da 5 çıktı. E, x kenar yamuk. Bizden alanı isteniyor. X kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler bizim için çok önemliydi. 5 ise burası da 5'tir. Tamamı 13, 8 kaldı. Bunlara da birbirine eşit olduğu için 4, 4 yapar burası. 4, 5 ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası 3 çıktı. Şimdi alanı bulabiliriz. Alt taban artı üst taban. 13 artı 5. Çarp yükseklik bölü 2'ye. Yüksekliğimiz 3. Bir de bölü 2 yaparsak olay biter. 18 ile 2 sadeleşince 9. 3 kere 9 da böylelikle 27 çıktı. Burada neyi kullandık? Üst üste binen açıların eşitliğini ve para, yamukta ya da paraya kenarda ya da karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açı ortaylık gördüğümüzde Z'ye dikkat edin diye söylemiştik arkadaşım. Evet 9. soruyu böylelikle ne bulduk? C'yi han bulduk geldik 10. soruya. Açı ortaylar nasıl kesişir arkadaşlar? Dik ve taban üzerinde kesişiyordu. Hem yamukta hem paralel kenarda bunu söylemiştik. Dik burası ve ort taban üzerinde kesir. Yani buradan paralel çizdiğinde bu ort taban çizgisi olmak zorunda. Madem ort taban çizgisi burası da eşit olacak. A ne çıktı burada? Hocam 24 tamamı burası 12 burası da 12. Bu da muhteşem şu değil mi? Evet burası da 12 oldu. Yamuğun alanı 192 diye söylenmiş. Yamuğun alanı nedir? A ve C alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 şeklinde olduğunu biliyoruz. Hocam şurası da H. E Aynı zamanda şuna dikkat et. Şu senin A artı C bölü 2 ne? Orta taban değil mi? Evet burada da orta tabanı bulduk zaten biz 12 diye. Yani orta taban çarpı yüksekliktir. Bu aslında kaça eşit verilmiş arkadaşlar? 192'ye eşit verilmiş. Yani bu 192'ye eşitmiş. Orta tabanımız 12 çarpı yükseklik eşittir. 192 ise e, bu haçta 192 bölü kaç yapıyor arkadaşlar? 12 yapıyor. Bu da 2'ye bölsen 6, 2'ye bölsen 96 yapıyor. 96'yı da 6'ya bölsen sanırım 16 yapıyor değil mi? Evet böylelikle cevabımız 10. soruda C han çıktı arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Aşağıda mavi boyalı eş kenar yamuklar birer kenarları boyunca birleştirilmiş şekilde verilmiştir. Evet burada kaç 60 derece verilmiş. O zaman x kenar yamuksa şöyle eşitleri göstereyim ben. Bu x kenar yamuk. Bu da aynı eş x kenar yamuk olduğu için burası da eşit. E 60 ise burası da 60. O zaman burası da 60. Burası da 60 oldu mu? Taban açıları birbirine eşit olduğundan. Evet. Sonra burada kaçı? 120'ye 120 olur. E burada kaçı da 120'ye 120 olur mu? Olur. 60'ın 180'e tamamlayanından dolayı. Hatta 120, 120, 240. Buraya da ne kaldı? 120 derece kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? Kırmızı boyalı üçgenin alanı mavi boyalı yamukların alanları toplamının altta biri olduğuna göre. Demek ki burada kalan A iken buradaki mavi alanlar toplamı 6 aymış. Yani burası 3A olacakmış. E burada kalanlar 3A olduğuna göre. Şöyle göstereyim. Bunu işlem yapayım. Burası 3A olduğuna göre işlem yapacağım artık arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapsam. Şurada bir şey yapsam. X kenar yamuğu göstersem. Şu X kenar yamukta. Ben şuraya bir X diyeyim. X diyeyim. Şurası X ken. X ken. Şuraya da bir Y diyeyim. E, burada X ile Y arasındaki ilişkiyi bulursam. AB bölü BC çıkar mı? AB bölü BC. Evet. Çıkar. Yani bizden ne isteniyor? Y kök 3 bölü. Burası da y ya üst tabanlar aynı olduğundan dolayı. Y kök 3 bölü x isteniyor bizden. Yani ben y ile x arasındaki ilişkiyi bulursam olay bitti. Burası 60 derece. Şurası da y'de. Burası da 60 derece. Şu dikmeleri önemliydi. Hemen bu dikmeleri çiziyorum. Şu dikmeleri çizdiğimde x kenar yamukta. Bak şimdi y iken yukarısı aşağısı da y. 90'ın karşısı x'e 30'un karşısı x bölü 2. Burası da x bölü 2. Toplamda şurası ne yaptı? x artı y yaptı. Ha şurası x artı y toplamda. Şimdi burada kalan a iken burada kalan 3a ya da burada kalan 3a. E, bu alanı bulurken ne yapacağım? Mecbur arkadaşlar. Tabana ait yükseklikten çizsem y kök 3 bölü 2 ile uğraşacağım. Sinüse dalayım burada. Mecbur. Sinüsü sevmem ama dalayım hadi. Y çarpı y çarpı sinüs 120 bölü 2. Bu üçgenin alanı değil mi? Evet. Bölü. Şuradaki alan. Buradaki alanı da nasıl bulabilirim? Hocam şu üçgenin alanı artı buradaki üçgenin alanı. Bu üçgen alanında y çarpı x çarpı sinüs 120 bölü 2. Y çarpı x çarpı sinüs 120 bölü 2. Artı şuradaki üçgenin alanı şu alan artı şu alan diyorum. x çarpı x artı y. x çarpı x artı y çarpı sinüs 120 bölü 2. Sinüs 120 bölü 2. İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? Bu a burada kalan a iken burada kalan 3a'ya eşit demişti. 1 bölü 3'e eşitmiş. E ben burada sinüs 120 bölü 2 parantezini aldık alacak olursam her iki her üst tarafta da ve alt tarafta da o zaman yukarıda ne kaldı? Sadece y kare kaldı. Yazayım şuraya. Y kare bölü burada ne kaldı? Y x kaldı. Y x kaldı. Artı burada x kare artı x y kaldı. x kare artı x y kaldı. İşte bu 1 bölü eşitmiş İçler dışlar yapalım. 3 y kare neye eşit oldu buradan? 3 y kare eşittir. 1 ile burayı çarpıyorum. Y x x y 2 x y 2x y artı x kare eşit oldu. Hepsini sol tarafta toplayayım. 3 y kare eksi 2 x y eksi x kare eşit 0 oldu. E burada mecbur çarpanlara ayırayım. 3 y y x ye x eksi 2 x y elde edeceğim. Şurası eksi burası artı olunca 3 bakın 3 x eksi 3 x y artı x eksi 2 x y'yi veriyor. O zaman bunun çarpanlara ayrılmış hali 3 y artı x çarpı y eksi x eşittir 0'dır. E, bu eşit sıfırsa bu sıfır eşit olduğunda e, 3, 3 y eşittir eksi x'ten y eşittir eksi x bölü 3 geldi ama negatif olamaz işte de uzunluk olduğu için ya da bu eşit sıfırsa y eşittir x geldi e o zaman olay bitti bizden ne isteniyor gençler bizden şu isteniyor ab bölü bc isteniyor ab uzunluğu y kök 3 bölü bc uzunluğu bc uzunluğu da x e, y ile de x'i eşit bulduk y yerine x yazacak olursam ben burada x kök 3 bölü x isteniyor. Sadeleştirecek olursak cevapta ne çıkıyor? Kök 3 çıkıyor arkadaşlar. Evet, cevabımızı böylelikle kök 3 olarak bulduk. Yani 11. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 12. soruya yani son soruya. ABCD bir yamuk denilmiş. Yamuğun alanı 45 verilmiş. DC üçgen A e, B üçgenin alanı DC üçgenin alanından bakın AEB üçgenin alanı DC üçgenin alanından 15 cm kare fazlaymış. Yani burada kalan A iken Burası A artı 15 imiş. E arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Şuradaki alanlar da birbirine eşit değil miydi? Evet. E bu alanlar birbirine eşit. CB üçgenin alanı da nedir diye soruluyor bize. Yamuğun alanı kaçtı? 45 değil miydi? E o zaman burada kalana x ve burada kalana da x diyecek olursam. 2x artı a 2a artı 15. 2a artı 15 neye eşit olmak zorunda? 45'e eşit olmak zorunda. Buradan 2x artı 2a kaç çıkıyor? 30 çıkıyor. Buradan x artı a kaç çıkıyor o zaman? 15 çıkıyor. Boyalı cb üçgeninin alanı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Eee, x soruluyor bize. Arkadaşlar burada ne yapacağım? x soruluyorsa a'yı yalnız bırakayım. a dediğimiz 15 eksi x midir? Evet. Arkadaşım a dediğimiz 15 eksi x. a dediğimize 15 eksi x yazınca burası da 30 eksi x mi yapıyor? Evet. Bir dörtgende karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit miydi? Aynen öyle. E o zaman burada karşılıklı alanlar çarpımlarının birbirine eşitliğini kullanalım. Yani şununla şunun çarpımı x kare eşittir. Bununla bunun çarpımı 15 eksi x çarpı 30 eksi x olacaktır. Valla burada bunu böyle dağıtıp çarpanlara ayırabilirsiniz. Ama ben burada şıklardan gideceğim. 5 koyacak olursam bakın x yerine 5 koysam x yerine 5 koyduğumda 25 eşittir. 10 çarpı 25 yapıyor mu? Yapmıyor. A şıkkı değil. 10 koysam x yerine 10'un karesi eşittir. E 15 eksi 10 kaç yaptı? 15 eksi 10 5 yaptı. 30 eksi 10 da 20 yaptı. 5 çarpı 20 sağladı mı? 10'un karesi eşittir 100. 5 ile 20 çarpı da 100 yaptı. Sağladı. Dolayısıyla cevap balık isir oldu. Öbür türlü ne yapacaktınız? Bunu böyle dağıtacaktınız. Öbür tarafa atacaktınız. Çarpanlara ayıracaktınız. Ve ona göre işlem yapacaktınız. Ben valla bu tür böyle çarpanlara ayırmadan da hani Artı x kare geliyor. A gerçi çıkıyor ya. Buradan da çıkıyor. Hadi oradan da yapalım. Devam edelim. Ben bu şekilde hissederek yaptım. Şıklardan yaptım ama bazen bu tehlikeli de oluyor. Ee, burada ben x kareler gitmiyor diye kafamda geçirmiştim ama eksi x kare geliyor zannettim ama x kareler aslında gidiyor. Bakın x kare neye eşit? Şu 450 eksi 15 x eksi 30 x artı x kare oldu. x kareler gitti. Sıkıntı yok. O zaman 45x yaptı. Eksi 45 xi e öbür tarafa attım artı 45x. 450'ye eşitse x de buradan kaç çıkar? 10 çıkar arkadaşlar. Evet 12. sorun doğru cevap böylelikle 10 çıktı. Yani cevabımız balık esir oldu. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.